Galatasaray'dan Roberto Firmino bombası. Galatasaray'ımız yaz transfer sezonu sona erse de transfer çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da yönetim kurulu kulübe yeniden Avrupa çapında başarılar kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Sport Toto Süper Ligi zirvede tamamlayarak UEFA organizasyonlarında yeniden ses getirmek isteyen Aslan, sezon sonunda yapılacak transfer hamleleri için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü golcüsü Roberto Firmino için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun Liverpool'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, Firmino'yu sezon sonu için takıma kazandırmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı Firmino ile anlaşmanın tamamlanması halinde UEFA kuralları gereği Ocak ayından itibaren ön protokol imzalayabilecek. Galatasaray'da bomba Kaan Ayhan gelişmesi. Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazancı'dan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. İşte Kaan Ayhan gerçeği. Galatasaray'da kurmaylar transfer dönemi bitmeden kısa bir süre önce Kaan Ayhan'la her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle Sarı Kırmızılılar 1 milyon 600 bin euro üzerinden 4 yılını el sıkışmıştı. Sassuolo da Galatasaray'ın 4 milyon euroluk teklifini kabul etmişti. Ancak skorerin edindiği bilgiye göre Sassuolo Galatasaray'ın indirim talebine karşın beklentisini 6 milyon euroya yükseltmiş ve transfer rafa kaldırılmıştı. Galatasaray'ın transferine çok yaklaştığı Kaan Ayhan'ın transferinin neden olmadığı ortaya çıktı. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan'dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı. Dionisi'nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu. Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla 4 maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte rakip filileri bir kez havalandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü bombası. Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. Galatasaray'a Frederic Micho müjdesi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Toplu ısınmayla başlayan idman 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Giresunspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan yeni transfer Frederic Micho takımla beraber çalışmalara başladı. Norveçli futbolcunun Konyaspor'la oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Dursun Özbek'ten Galatasaraylılara müjde.
Peş peşe yapılan transferlerle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Galatasaray TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, İstanbul'un en önemli bölgesinde Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. Seçildikten sonra buranın akıbetine dair görev bize düşüyor. Daha önce otel binası olarak tasarlanan Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik. Neden çevirdik? Bölgedeki gelişim ve talepler göz önünde bulundurulunca rezidans modelinin daha uygun olacağına karar verdik. 160 adet daire çıkardık bu projede. Kategori 1'deki daireleri özellikle Galatasaray üyelerimizin dikkatine sunmak ve onların almasını istiyoruz. Bunun dışında kalan yerleri de yabancılara satmayı planlıyoruz. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu gelirin yarısı bankalara olan borçlarımızın ana para hesabını kapatmaya gidecek. Diğer yarısı Kemerburgaz'daki faaliyetler için kullanılacak. 6-7 ay gibi bir süre içerisinde projelerimizi tamamlamayı planlıyoruz, diye konuştu. Çok başarılı bir transfer sezonu geçirdiklerini ifade eden Özbek, transfer dönemine maalesef biraz geç başladık. Seçimler ertelenince 60 günlük bir süremiz kaldı. Halbuki diğer takımlar bu faaliyetleri çok önceden başlattılar. Bizim böyle bir süremiz olmadı maalesef. Kısa bir kıyas yapmak gerekirse, geçen seneki transfer döneminde 28 milyon euro para harcanmış. Bu sene 26 milyon euro harcandı. Bu paraya 21 yaş altı transferler de dahil. Rose ve Yusuf Demir'e Galatasaray'ın geleceği için 7 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferleri çıkardığımızda 18 milyon euro transfer harcaması yapmışız. Bazı oyuncuları sattık. Bunlar da yaklaşık 12,5 milyon euro, dedi. Transferlerinin Avrupa basınında da çok ses getirdiğini söyleyen Özbek, Avrupa'da başlıklar atılıyor. Tuchel'in Chelsea'den gönderilmesi, Galatasaray'ın transferlerinin bölgesinde kaldı. Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin euro. Her galibiyete 3 bin euro vereceğiz. Allah aşkına bütün bunları görerek yorum yapılmasında fayda var. Geçmişte Drogba, Snyder, Hacı gibi yıldızlar geldi. Ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray'la yine farklılık var. Her kuruşun hesabını yaptık. Sadece Mertens'e 1 milyon euro imza parası verdik. Onun dışında kimse de imza parası da yok. Geçen sezon 28.6 milyon euro maaş ödedik. Bu sene ise 29.3 milyon euro maaş ödeyeceğiz. Özet olarak çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Dünya yıldızlarını ekibimize kattık. Geçen seneki maaş skalasını dengede tutarak yeni bir takım oluşturduk. İşin sonunda 5.5 milyon euro maliyette bu takım bu hale geldi. Gerisinin hesabını siz yapın, İfadelerini kullandı.